Bodrum'da gazeteci Fatih Bozoğlu'nun haber yaptığı sırada sözlü ve fiziki saldırıya uğramasına Bodrum ve Muğla'daki basın mensupları tepki gösterdi. Umurça Mahallesi, Mümtaz Ataman Caddesi üzerinde Aydem tarafından yürütülen elektrik hatlarını yer altına alma çalışmaları, zamanlaması nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnafın tepkilerine neden olurken, bölgede konuyla ilgili haber çalışması yapan Fatih Bozoğlu, bölgedeki görevlilerin sözlü ve fiziki saldırısına uğramış, kamerası kırılmıştı. Çirkin saldırıya toplumun tüm kesimlerinden tepki geldi. Bugün Bodrum ve Muğla'da görev yapan basın mensupları saldırıya tepki gösterdi. Deneyimli gazeteci Ercan Vuranlar bu gibi şiddet olaylarının son bulmasını istedi. Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan şunları söyledi. Nasıl iyi haberlerde güzel şeyler yapıyorsak elbette ki halkın görmesi gereken kötü konuları da kaleme alıp insanlara göstermemiz gerekiyor. Ki kaldı ki şu anda Bodrum gibi dünyaca ünlü bir turizm kentinde şu günlerde böyle bir çalışmanın yapılmış olması bir zuldur Bodrum için. Yani bu dün Sayın Fatih Bozoğlu kardeşime yapılmış olan bu saldırı bütün Bodrum basınına yapılmış olan bir saldırıdır. O nedenle ben bir gazeteci olarak önce yapılan saldırıyı kınıyorum. İnşallah bu olay son olur. Bir daha da böyle bir olayla karşı karşıya gelmeyiz. Saldırıya uğrayan gazeteci Fatih Bozoğlu da sorunun tüm toplumun bir sorunu olduğunu ifade ederek şöyle dedi. Toplumsal bir travma yaşıyoruz ve bu nedenle hoşgörünün yok olduğu bir dönemdeyiz. İşte bir tanesi de bana rastladı. Oysa ki ben sadece buradaki trafiğin sıkışıklığını, şu anda görüntülerde de görüyorsunuz, trafik sıkışıklığını ve yapılan işlemleri yurttaşlara aktarmak için, kamuya bilgi vermek için burada haber yapıyordum. Ama oradaki arkadaşlar nasıl bir gözü dönmüşlükse saldırıp hem görüntü almamı engellediler hem de hakaret ettiler. Ağza alınmayacak hakaret ettiler. Fakat işte gazeteciler hep birlikteyiz ve mutlaka bu travmayı atlatıp normalleşmemiz gerekiyor. Önce hoşgörünün öne çıkması gerekiyor ama biz gazeteciler İşimizi yapıyoruz. Gazetecilik yapmak suç değildir. Basın açıklaması sonunda gazeteciler saldırıyı alkışlarla protesto ettiler.